Daha önceki yayınlarda arka fona zaten aynısı oluyor. Fona geçen gitarlarınız vardı. Böyle arada çaldığınız, tıngırdattığınız, evet. Onlar fondaymış gibi düşünelim. Bu soru o şekilde gelsin. Onlar her zaman kalbimizde, fonda olmasalar bile hiç sorun yok. Hocam, müziği müzik yapan şey nedir? Müziği müzik yapan şey nedir? Yani müziği, kulağa güzel, evet. Nasıl kulağa güzel gelir? Yani neden? Gürültüyle müziği ya da yeknesak bir şeyse müziği ayırt eden şey güzel. Aslında basit tanımı kolay olan ama komplike olarak içine girdikçe biraz farklı yerlere gidebilecek bir konu. Ben basit tanım üzerinden ilerleyeyim. Rastlantısal olmayan temel armonik kurallara uygun ses dizilerine biz müzik adı veriyoruz. Rastlantısal olan, belli bir örüntü içermeyen sesleri ise gürültü olarak adlandırıyoruz. Şimdi öncelikle bir rastlantısal olmayan ne demek, bir de armonik ne demek, biraz ona bakmak lazım. Mesela ritmik sesler, tak 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 diye gelen bir ses bize şunu düşündürüyor. Bu ses doğal nedenlerle, yani herhangi bir bilinçli ya da hesaplı bir üretici olmadan çıkamayacak bir ses diyoruz ve bunun arkasında bir zeka, bir amaç, bir mesaj olduğunu düşünme eğilimimiz var. Dolayısıyla bir kere tekrarlı sesler bizim dikkatimizi çekiyor. Sadece bizim değil, yeni doğmuş bebekler üzerine yapılan testler var. Daha evvel çokça zikretmiştik bunu. Yeni doğan bebeklere soru sorup cevap alamadığınız ve kafaların içinden ne geçtiğini bilmeniz çok kolay olmadığı için. Çocuklarda bir şeye ne kadar uzun süre dikkat kesiliyorlar, buna bakarak aslında testler yapıyoruz. Mesela çocuklar dağınık dağınık gelen vuruş seslerine çok ilgi göstermiyorlar. Ama ne zaman bir şeyler ritmik vurmaya başlasa, çocuk mesela burada bir şeyle ilgilenirken böyle oraya dikkat kesiliyor. Mesela 3-5 saniye burada kalınca anlıyorsun ki çocuğun ilgisini çektik. Ritmik sesler bebekliğimizden beri bizim ilgimizi çekiyor. Demek ki evrimsel donanımımızda böyle bir şey var. Artı bu ritmin üzerine inşa edilmiş birbiriyle uzun zaman skalaları içerisinde, uzun derken bu 2-3 saniye de olabilir, birkaç dakika da olabilir. Uzun zaman skalaları içerisinde anlamlı bir bütünlük ve tekrar gösteren örüntüler de yine dikkatimizi çekiyor. Bunlara da melodi adını veriyoruz. Mesela bugün müzikte arkada bir ritim, üstte bir melodi duyarız genellikle. Hani yalın kat dinlediğimizde. Bu melodinin adeta işte konuştuğumuz cümlelerdeki o bir araya gelen kelimelerin bir örüntü oluşturması gibi bize mesajvari bir şeyler verecek bir örüntüye sahip olmasını ve daha da önemlisi belli seferler tekrar edilmesini arzu ederiz. Tekrar ediliyorsa yine burada arkada bilinçli bir üreticinin olduğu ve o üreticinin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığına dair bir kanı oluşuyor. Dolayısıyla hem düzenli olacak hem işte tekrarlar olacak, bir örüntü yakalayacağız ve biz buna anlamlı bir ses diyoruz. İnsan sesi, konuşma sesi de aslında, her ne kadar benim sesim öyle duyuluyor mu bilmiyorum ama, bir müziğe sahip ve biz özellikle sesimizdeki dalga değişimleriyle, frekans değişimleriyle aslında duygusal durumumuzu karşı tarafa ifade ediyoruz. Bu duygusal durumu ifade edebilme yeteneği sözlü iletişimdeki sözün çok üstünde bir iletişim kabiliyeti sağlıyor. Çünkü o müzikal değişim doğrudan bizim ruhsal durumumuzla ilgili bilgi veriyor. Kelimelerimiz ise mantıksal çıktılarımızla ilgilidir. Yani işte daha algoritmik kısmını kelimeler anlatır. Bunu ritim olarak düşünebilirsiniz. Sesimizin o müzikal değişimi ise bizim duygularımızı karşı tarafa aktarmamızı sağlar. Şimdi böyle bakınca konuşma dediğimiz yeteneğin hayvanlar aleminde başka bir canlıda bizimki gibi bir versiyonu yok. İnsan dili çok özel. Benzeri uzaktan akrabası bile yok. O yüzden dilin evrimi en büyük sorunlarımızdan biridir biyolojide ve tabii ki evrimsel psikolojide. Nasıl ortaya çıktığını henüz çözemedik. Bir öncül örnek yok üzerinde konuşabileceğimiz. Fakat her nasıl olduysa bir şekilde olmuş. Bu kadar gelişkin bir yetenek şu anlama da geliyor. Beynimizde konuşmayla ilgili, özellikle bu ses değişimleri ve duygu aktarımıyla ilgili müthiş bir analiz sistemi var demek anlamına geliyor bu. Ve gerçekten de işitme alanımız ve anlama alanlarımız ses frekanslarındaki mesajları çözümleyebilmek üzere çok ileri düzeyde yetenek kazanmış milyonlarca yıl içerisinde. Bu nedenle sadece ve sadece insan beyni bu müzikal değişimlerden mesaj çıkarabiliyor ve bizden başka müzikten anlayan canlı yok. Ve insan sesi müzikli olduğu için de dışarıdan ses frekanslarının belli kombinasyonlarını belli amaçlarla bir araya getirerek insanları güldürebilen, ağlatabilen, moralini düzeltebilen ya da bozabilen müzikal heklemeler, yani müzik parçaları yapabiliyoruz. Aslında müziğin bizdeki etkisi konuşma ve konuşmadaki ses dalgalarını anlama sistemini farklı bir araç yoluyla biraz manipüle etmeye dayanıyor. Bizim müziği sevme sebebimiz aslında insan sesine çok ince ayarlı olmamızdan geliyor. Bu farklılık
Bugün tabii ki tartışmaya açık bir farklılık. Mesela hemen hemen birbirinin aynısı onlarca popüler parça aynı kalıp üzerine yerleştirilmiş. Piyasayı işte devamlı meşgul ediyor. Özellikle de o elektronik imkanların artması, dijital imkanların artmasıyla insanların artık kendi albümünü kendin yap kampanyasına hızla dahil olmaları sonucunda çok basit altyapıları otomatikman bilgisayarlarda yazarak üstlerine işte ritimler, melodiler oturtturup üzerine de varsa Allah vergisi bir ses güzelce işte yandım, öldüm, senin için biterim, aylara çıkarım, geri düşerim falan tarzı sözler yazarsanız bayağı popüler olabilecek parçalar yapabiliyorsunuz. Şimdi sorunun ikinci kısmı bu müzik mi? Müzik nedir? Nasıl olmalıdır? O işin artık sanatsal kısmı. Ben oraya girmeyeceğim çünkü şu anda müzik yapma hevesinde olan gençlerin hevesini çok kırmak istemem ama benim yaptığım müzik dahil, ben başta kendim için söylüyorum. Mesela müzik yapmak, özellikle sanatsal müzik yapmak öyle bir şey değil. O biraz daha farklı. Şu anda müzikle uğraşan arkadaşlar kıyaslasın diye minik bir anekdot hatırlatayım. Wolfgang Amadeus Mozart gibi hani böyle ismini çok bildiğimiz besteciler falan var ya. Yine Beethoven'da benzer bir anekdotu var. Bu insanlar bazen işte çok uzun böyle besteler, konçertolar falan biliyorsunuz. Çok meşhur eserleri var. Bunlar bugünkü gibi 3-5 motifin tekrar etmesiyle oluşmuyor. Nice nice bölümleri, hareketleri bilmem neleri var. Ve bu insanlar bu parçaları kağıda dökmeden ya da icra etmeden önce şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Bütün eser bir bütün olarak kafamda çalıyordu. Ben onu sadece notaya döktüm ya da işte oturdum piyanoda, kemanda neyse çaldım gibi bir ifadeler var. Müzikal yaratım aynı zamanda ciddi bir ilham meselesidir. İlhamın da ne olduğunu çok bilmiyoruz. Ya bilmeyi çok isterdim ama bilemiyoruz onu. Bir anda zihnimizde böyle örtüşen, birbiriyle birleşen ve yeni bir şeyler ortaya çıkaran bir şey ilham. Yani tanım yaparken şey kullanılmaz biliyorum. Türkçe öğretmenleri coşmasın ama bir şey yani. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçsel bir işte doğuşkan fikir diyelim. Bu fikir her insana gelmez. Bu fikir bir kere geldiği insana da böyle saat başı gelmez. Çok özel koşullar ister. Çok özel zihinler ister. Çok özel meşguliyetler ister. Müzikal yaratımın o yüzden bir sanatsal kısmı, bir zanaatsal kısmı vardır. Onu da unutmamak lazım. Her şey müzik mi? Evet, aslında ritmik olan, anlamlı olan her şey müzik. Ama her şey sanat eseri bir müzik mi? İşte o biraz tartışılır. O yüzden müzik yaparken müziğin ilk öğrenilme kısmında işin ritmini, armonisini bilmem nesini öğrenmemiz lazım. Ama ondan sonra eğer ilham işini istiyorsak bunun için biraz konuyla hemhal olup işin içinde erimemiz, onda böyle fani olmamız gerekiyor. Orada biraz dağılmamız. Ondan sonra belki bir şeyler gelir. Bana biraz bir ara besteler öyle geliyordu gençken. Çünkü günde 8 saat gitar çaldığım dönemler vardı. Böyle bir şey uyanmaya başlamıştık tam. Konuşmayı keşfettim. Bütün iş bozuldu. Ondan sonra gitarlar kaldı. Ben konuşmaya devam ediyorum. İkinci kısmı da özellikle Pisagor'un çalışmalarını falan filan takip ederseniz, yani bir bakarsanız şöyle tarihe, birçok ünlü matematik kuramı aslında ses dalgalarının ya da farklı ses frekanslarının birbiriyle uyum ve uyumsuzluğundan esinlenerek üretilmiş. Bizim mesela şu gerilen bir telin titreşmesi şeklinde basitçe gördüğümüz olay, bu işle yakından ilgilenen düşünür ve matematikçileri yüzyıllardır meşgul etmiş. Çünkü siz doğada herhangi bir nesneyi titreştirdiğinizde o nesneden bir ana frekans alıyorsunuz, yani bir ses tonu alıyorsunuz ama o ses tonunun altında çok farklı doğuşkan frekanslar dediğimiz yan frekanslar da çıkıyor ve bu yan frekanslar o titreştirdiğiniz madde malzeme neyse onun özellikleriyle alakalı. O yüzden mesela la notası her yerde 440 Hz ama piyano la notası vurduğunda başka bir ses duyuyorsunuz. İşte keman la notası çektiğinde başka bir ses duyuyorsunuz. Hepsi 440 Hz ama 440 Hz'lik frekansa eşlik eden diğer frekanslar o enstrümanın adeta imzasını oluşturuyor ve siz o imza sayesinde onları ayırt edebiliyorsunuz. Armoni tam burada devreye giriyor. Birbiriyle alakalı ve birbiriyle tınladığında bize hoş gelen seslere biz armoni harmonik sesler diyoruz. Ve genellikle bir enstrümanın sesinin bize hoş gelmesinin sebebi ana frekansıyla diğer doğuşkan frekanslarının böyle tam da nedenini bilmediğimiz bir şekilde bize hoş gelen bir motif oluşturması. Ve müzikte de zaten yaptığımız, özellikle işte müzikle ilgilenen arkadaşlar bilirler. Mesela gitarın tellerine belli bir kombinasyonda basıp şöyle bir vurduğunuzda diye güzel bir ses geliyor. Ay bu ne güzel oldu diyorsun. Ama rastgele bir pozisyonda bastığında diye bir şey geliyor. Diyorsun ki bu ne saçma ses. Çünkü o rastgele bastığında o seslerdeki hesabi uyumu yakalaman çok düşük bir şans. Ama belli nota dizilerini daha önceden öğrendiğin şekilde ve belli bir insicam içerisinde sırayla tınlatırsan hemen hemen bunu duyan bütün kulaklar böyle diyor ki
oh güzel oldu, yani hoş bir ses geldi. Bu armoniyi algılayabilmek de insanın enteresan bir yeteneği. Ben son olarak çocuklarda yapmayı çok sevdiğim bir testi tekrar hatırlatayım. Çocuk kamplarında böyle çocukları oturtuyordum, onlara biraz hani müziğin güzelliğinden bahsediyorum ama esas amacım şu. Profesör, beyin profesörü karşılarına gelmiş, adamın elinde gitar görsünler. Yani çocuk da özensin, belki alır iki enstrüman tınlatır falan diye örnek olmaya çalışıyoruz çocuklara. Ama onu yaparken çok ilginç bir şey keşfettim. Mesela ben de öyle çok gitar virtüözü bir adam değilim. İşte Akdeniz akşamlarını çalacak kadar biraz öğrenmişliğimiz var ve tım 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 falan. Çocuklara minör ve majör gamları anlatabilir miyim diye bir deneyeyim dedim. Mesela ne zaman çocuklara böyle bir la minör akoru vursam, bu size ne hissettiriyor desem, çocuklar diyorlar ki üzgün. Aa enteresan. Küçücük çocuk, 7-8 yaşında çocuk bile onun üzgün bir şey olduğunu anlıyor. Majör bir akor bastığım zaman, aa bu neşeli diyorlar mesela. Bu çocuklara kimse bunu öğretmedi. Bu sesler üzerine özel bir kurs almadılar. Ya da benden sizden farklı bir maruziyet de söz konusu olmadı. Yani özel çocuklar değil bunlar. Dolayısıyla demek ki doğuştan gelen bir şekilde bu nota dizgelerinin bizim için belli kalıp anlamları var. İşte müzik dediğimiz hikaye bunu ne kadar ustaca kullanırsa hayatımıza da o kadar etkili bir şey oluyor. O yüzden dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi her zaman, en azından geçtiğimiz yüzyıldır, müzik sektörü. Müziksiz bir hayat olmaz ama müzik kirliliğine de özellikle dikkat etmemizi daha önceki bir videomuzda Ozan şuraya koyar diye tahmin ediyorum bahsetmiştik. İnşallah bulursun o videoyu. Söz verdik, bulacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Hocam bu anlatım içinde yeni bir soru geldi aklıma. Seyircilerden gelen soruları alıyorum ama onun karşısında da böyle zihnimde bir cevap da canlandı bir yandan. Bu peki siz çocuklara verdiğiniz ya çocuklarla verdiğiniz örnekte nasıl müzik böyle duygulara temas ediyor kısmını ben de merak ediyorum. Yani nasıl duygularımız veya işte hüzünlü hissettiğimizde neden gidip mi hüzünlü müzik dinliyoruz veya işte neden müziğin türleri, yani ruh halimize göre o müziği nasıl seçiyoruz? Yani orası benim en sevdiğim kısım. Daha önce yine bir yerlerde anlatmışım durumda. Sıklıkla sunumlarında anlattığım bir konu çünkü bu. Bana garip gelen bir şey var. Benim de başıma geldiği için. Mesela işte sevdiceğinizden ayrıldınız ya da işler kötü gitti falan. Eve gelince böyle işte Depeche Mode koyup zın 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 zıplamıyor. Depeche Mode hala var mı ya? Hala var. Neyse çok eskilerde kalmamış. Ya da böyle, yani neşeli bir şey koyup neşenizi bulmuyorsunuz. Yani illa gidip böyle damardan acılı bir şey koyup onunla kafayı bulmak istiyorsunuz. Halbuki zaten moralin kötü. Tak neşeli bir şey, neşemizi bulalım. Tam tersini yapıyoruz. Niye? O hazin melodileri dinlediğimizde o sırada yalnızlık ve üzüntü çeken benliğimiz diyor ki bunu yapan beni anlıyor ya. Biz diyor hasper. Müzik bir iletişim yöntemi aslında. O yüzden neşeli olduğumuz zaman neşeli ezgiler, üzgün olduğumuz zaman da üzgün ezgiler dikkatimizi çekiyor. Çok küçük yaşlarımızdan beri aslında bunu ayırt edebiliyoruz. Bu güzel bir şey. İşte çocuk şarkıları boşuna lay lay lom değil. Nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle bir şey. Yani beyinsel olarak soruyorsun. Güzel. Onu da zaten pek anlatmadık. Onu bir söyleyelim. Müzik, yani ses dalgaları kulağımız tarafından algılanıyor. Şimdi kulak kafanın iki yanında, aklınızda kalsın. Kulakların hemen arkasında beynin temporal lobları ya da şakak lobları dediğimiz yerler var. Bu işitme duyusunun aldığı sinyaller, yani sesten üretilen işte sinirsel sinyaller. Önce şu ensenize doğru bir gidiyor, sonra yukarı beyninize çıkıyor. Esas iş beyinde başlıyor. Beyin önce bu seslerin frekansını bir çözümlüyor. Diyor ki bu müziğe benziyor. Şimdi gürültüyle müziği daha ilk başta bir ayırt ediyor. Ondan sonra hemen yandaki alanlara gönderip diyor ki ya arkadaşlar bize müzik gibi bir şey geldi. Siz şuna bir baksanız, yani bunun olayı nedir? Yani biraz daha ileri düzey çözülmesek. Bir tanesi alıyor. İşte bu nota dizgeleri arasındaki uyumlar, armoniler falan onlara bakıyor. Diyor ki bu diyor daha önce duyduğumuz şöyle bir şeye benziyor. Hafızadakilerle karşılaştırmaya başlıyor. Tabii bu arada daha derin duygusal hafızadan da şöyle şeyler çağırıyor. Bu benim sevdiğim bir müzik miydi? Daha önce bu tarz bir şey duymuş muydum? Yani ben bu dili biliyor muyum? O dille karşılaştırıyor. Ve sonra beynimizin ilginç bir şekilde konuşmadaki kelimeleri ve duyguları anlamayla görevli alanına gönderiyor. Wernicke alanına. Wernicke alanı diyor ki arkadaşlar diyor boru değil Müslüm Baba söylüyor. Damardan girdi. Şu anda diyor çok ağır mevzular geliyor. Beynin hemen hemen bütün duygusal bölgelerine adeta şelale gibi sinyaller gönderiyor. O anda çözümlediği duygu her neyse. Bu duygular bizim özellikle işte limbik sistem dediğimiz iç yapılarda hemen bir elektriklenmeye ve ateşlenmeye sebep oluyor. Buradan sonra iki şey oluyor. Burası önemli. Birincisi yukarı beyin kabuğuna haber gidiyor. Çok üzgün bir şarkı bu. Çok damar bir şarkı. Bunu bir bilinçli olarak bir anlıyoruz. Evet diyoruz, bu acılı bir şey. Ama bu sırada çok daha hızlı olarak beynimizin ortasındaki hipotalamus denen bölgeye sinyaller gidiyor. Hipotalamus bizim bütün hormonlarımızı, otomatik sistemlerimizi en üst düzeyde kontrol eden kontrol kulesi. Oraya diyor ki ver acıyı, ver coşkuyu, neyse çözülen anlam. Hipotalamus tiroidinizden böbrek üstü bezinize, hatta testis ve yumurtalıklarınızdan atıyorum timus bezinize kadar vücutta ne varsa hepsine değişik hormon kokteylleri salgılamak üzere
oluyor ve sinyaller gönderiyor. Ve tabii ki bu sırada beynimizin kendi iç devrelerinde de asetilkolin, dopamin, serotonin, endorfin, norepinefrin, Allah ne verdiyse duruma göre, oradan hissedilen duyguya göre bir takım duygusal boşalımlar oluyor. Ve bütün bu hikaye aslında en güzel sinir bilimciler değil, yine rahmetli Johann Sebastian Bach ifade etmiş. Diyor ki, gerçek müzik kadınların gözlerinden yaşlar, erkeklerin gönlünden ateşler çıkarmalıdır. Adamın demek istediği biraz da bu. Hakikaten gerçek müzik size dokunduğunda ağzınız burnunuz kayıyor. Bir de asla aynı insan olmuyorsunuz. O yüzden müzik ciddi iştir. Ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz kadar kulağımızdan girene de dikkat edelim. Çünkü bizi bayağı bir etkileyen bir şeyden bahsediyoruz.